Shh. 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 Bir toprağın öyküsüdür bu, binlerce anıyı saklayan. Savaşın da, aşkın da, göçün de, sevincin de yaşandığı toprağın adıdır buralara kazınan. Gökyüzü ne çok uygarlığı sarmış derin maviliğine, Romalılardan ilk Türk beyliğine, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne. Dünya döndükçe değişmiş elbette görüntüsü de. Evleri, insanı, konuşması, doğasıyla o da uymuş dünyanın ritmine. 2000'li yıllara gelindiğinde bu toprak anlatmak ister gibi geçmişini. Bu şanlı anıların izi bilinsin, geçmiş yarının geleceğine aktarılsın ister. Gerçek bıçak, gerçek! Şahane üslup! Şimdi başlıyor öyküsü üzüm kokan diyarı. Bakın neler yaşandı. İşte tam orada. Bu tarih yolculuğunu sakın kaçırmayın. Doğanın binbir ürünle eşsiz bereketini sunduğu, masmavi sularında denizlerin tanrısı Poseidon'un kahramanlıklarının gizlendiği, her karış toprağından sanatın, felsefenin doğduğu, geçmişi 5000 yıla aşan toprakların adıdır Simirna. Tepekule'de kentleşen Simirna, tüm zamanlar boyunca zenginlikleriyle göz kamaştırmış. Lidyalıların, Perslerin saldırı ve yıkımlarına karşın hep dirilmeyi başarmıştır. Simirna sadece cazibesini Büyük İskender'e göstermemiş. Milattan önce 133 yılında Roma İmparatorluğu'nun da gözdesi olmuş. Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğini de gören kent 1426 yılında Osmanlı yönetimine geçmiş. Yüzyıllar içinde büyüyen İzmir, çeperinde de birçok beldeyi toplamış. Şimdi sözü onlardan birine düşüreceğiz. Toprağındaki kardeşlik bağıyla her dilden ve inanıştan insana kol kanat germiş, yurt olmuş.
hastaları, umarsız dertlerinden havasıyla kurtarmış. Eğitimdeki öncülüğüyle geleceğe ışık tutmuş. Yörede yaşamının mutluluğunu her an duyumsayan insanı, Tanrı Dionysos'un bağışladığı uçsuz bucaksız üzüm bağlarıyla Buca, tarihin parlak tapınağı. Adının kökeni konusunda belirsizlikler vardır. Konuyu açıklamaya en yaklaşan kaynak, Pınarbaşı'nın üstünde Nif Dağı'nın batı yamacında yer alan Lembos Manastırı'nın vakıf defteridir. Bu deftere bakıldığı zaman İzmir'in güneyinde bağlık araziler var. Çeşitli isimler taşıyan, kişilere ait büyük topraklar var, mülkiyetler var. Bunlardan bir tanesi Ruze adını taşıyor. Bunun anlamını birazcık çözebilirsek, kırmızı topraklı bir yeri kastediyor olması lazım. Bugün Kızılçullu'dan Buca'ya kadar uzanan arazide aslında şimdi göremediğimiz kırmızı renkli bir toprak türü hakim. Terra Rossa denen kırmızı renkli bir toprak türü hakim. Şimdi buna dayandırırsak acaba Ruze sonradan Buca diye telaffuz edildi mi? Buca'nın uzun tarih yolculuğunda ilk duvarımız Helenistik öncesi dönemdir. Bu dönemde şimdiki Kaynaklar beldesinin yakınlarında bir vadi oluğu bulunmaktadır. Söz konusu oluğun güvenliği için iki kale yapılmıştır. Birincisi Nif Dağı'nın batı yamaçlarının güvenliği içindir. İkinci kale ise yolun üstünde sivri bir kayalıkta yükselmektedir. Buca'nın bu dönemde taşıdığı önemin nedeni doğudaki vadilerde gerekli sayılan güvenlik hisarlarıdır. Dünya tarihinin Roma dönemini gösterdiği dönemde de Buca vardır ve ilgi odağıdır. Bu çağdan kalanların bize anlattığı odur ki, Roma arenalarının kana bulanmış alanlarının tersine Buca, eşsiz güzellikte bir çiftlik dünyasıdır. Örnek olarak verirsek, Forbes Köşkü'nün bulunduğu yerde Roma dönemine tarihlenen çanak çömlekler var. Bunlar da hatırımıza çok büyük kalıntılar olmadığı için, genel olarak çiftlik evlerinin Buca'da yer alabileceğini getiriyor. Pagos Dağı'na taşınan Helenistik Simirna ile birlikte Buca ve çevresindeki su kaynaklarının önemi artar. Yüzyıl başlarında Avusturyalı arkeolog Weber'in yaptığı çalışmalarda Nif Dağı'nın batı eteklerinden derlenen suların vadileri aşarak Simirna'ya yönlendirildiği belirlenmiştir. Roma çağındaki bu su yolu sistemi, kaynaklar beldesinden sonra Buca sırtlarından geçerek tepeler boyunca ilerlemekte, vadileri küçük kemerlerle aşıp Yeşildere'ye ulaşmaktadır. Özellikle burada paralel iki su kaynağı, su kemeri buradan İzmir'e ulaşmaktaydı. Yamacı izleyerek, Yeşildere'nin batı kıyısını izleyerek İzmir kentine Ballıkuyu yönünden girmekteydi. Bunun açık su kanalları şeklinde olduğunu bildiren 1850'li yıllardan bir gazete küpürü, Illustrated London News gravürü bilmekteyiz. Bereketli topraklarında eski uygarlıkları, Roma'yı, Bizans'ı konuk eden Buca'nın yeni egemeni Osmanlılardır. En eski bildiğim Buca ile ilgili kayıt, Buca'nın bir tımar olduğu biçimde. Yani Buca tımarı olarak geçiyor. Tımarda bildiğin gibi, yani Osmanlı toprak düzeni içerisinde bir sipahiye bırakılan, yani geliri onun tarafından toplanan, bunun karşılığı hizmet verilen bir yer. Böyle bir küçük yerleşme birimi Buca'nın sınırlarında bakacak olursak birçok tımar vardır, mutlaka vardır, o dönemde bölünmüştür. Buca erinç içinde bir yaşamın sessizliğini bağrına basarken dünya hızla değişmekte, çanlar 17. yüzyıl için çalmaktadır. Avrupa ham madde ve yeni pazar sağlama yolunda dört nala bir koşunun içerisindedir. Bu anlamda yeni bir sınıf doğar, Levantenler. Bu sınıfın göz bebeklerinden biri de kuşkusuz Buca olacaktır.
17. yüzyılda sayfiye konumunda olan Buca, esenlik dağıtan havası, kentin kargaşasından uzaklığı, salgın hastalıkların dışında kalışı gibi özellikleriyle vazgeçilmezdir. Buca ile ilgili bilgiler gezginlerin anılarında da karşımıza çıkıyor. 1739 yılında İzmir'e gelen Richard Bokoke, bakın bu topraklara ilişkin izlenimlerini nasıl aktarıyor. İzmir'in güneydoğusunda çok güzel bir vadi yer almakta. Hemen bu vadinin kuzeyinde çok güzel bir yer olan Buca yer almaktadır. Buca'da Avrupalıların serbi ağaçlarıyla kaplı sayfiye evleri, bahçeleri ve tarlaları bulunuyor. Vadide çeşitli su kanalları bulunuyor ve bu kanallarla şehrin su ihtiyacı karşılanıyor. Meles Çayı bu kanalların güneyinde yer almaktadır. 18. yüzyılda ikinci konut alanı olarak gösterilen Buca'da 19. yüzyıla gelindiğinde tablo değişmişti. Buca artık yerleşik yaşamın değişmez adresiydi. Buca'nın mimarisinin gelişim ve değişim gösterdiği bu yüzyılın ikinci yarısı iki önemli ana yola da işaret eder. Bunlardan biri İzmir'den gelen yolun devamında Menderes Caddesi'nden Buca Heykel Meydanı'na geçip istasyona doğru inen caddedir. İkinci önemli arter meydandan, bugünkü kasaplar olarak bilinen yerden Güneydoğu'ya doğru devam eden Atadan Caddesi, o dönemki adıyla Atadan Caddesi, sonra Sanayi Caddesi ve bugün Erdem Caddesi olarak biliniyor. Bu iki arter aslında Buca'nın 19. yüzyıl sonu itibariyle prestij aksları. Hatta 1905 yıllığında, Aydın yıllığında şöyle bir tabir var. Buca'da iki güzel sokak var ve bunlardan bahsediliyor. Diğerleri dar ve mahallin güzelliğini bozacak nitelikte diyor. Ki bu ibareleri taşıyan bölge bizim bugün beğendiğimiz, koruma altına aldığımız bölge. Aslında Buca'nın konut stoğu bu iki arter arasında kalan yelpazede oluşuyor. Yani bu ızgara planlı dediğimiz, orta sınıf Levante'nin, noktasal olarak var Levantenlerin, mütevazi konutlarının ve Rumların yaşadığı bölgeler. Bugünkü Dutlu Sokağı, Barış Manço Sokağı'nı içine alan bölge. Farklı izlere sahip olan Buca sokaklarında kuşkusuz Rumların kendi mimari kültürlerini ve Osmanlı topraklarında Müslümanlardan aldıkları bir takım unsurları bir arada barındıran iki katlı sövbeli pencereleri ve cumbalarıyla dikkat çeken konutlar da yaygındır. Bir diğer tip Buca konutu olarak geçen yükseltilmiş zemini olan tek katlı konutlar. Bunları Feyyaz Bey Buca konutu olarak, Buca evi olarak tanımlıyor. Aslında ben bu tanımı doğru buluyorum gerçekten. Çünkü bu konut tipi İzmir çevresinde sadece Buca'da yaygın olduğu için ve konut stoğu içinde oldukça büyük sayıda olduğu için buraya özgü olarak tabir edebiliriz. Buca güzelliğini, yeşilliğini korurken görkemli yaşantıları ve mimari yapıları da dokusuna yerleştirmişti. Bazısı L planda, bazısı merkezi planda olan üst gelir düzeyindeki Levantenlerin ve varlıklı Rumların yaşadıkları bu köşkler göz kamaştırıyordu. Mesela Farko Köşkü, bugün eskiden belediye olan, bugün kültür merkezi olarak kullanılan Farko Köşkü, Russo Köşkü, Gavrili Köşkü, Blackler Köşkü aslında... Bu benim söylediğim özellikli konutlar arasında yer alan grup. Bir de en başta bahsettiğimiz Levanten malikaneleri var ki bunlar daha önce de söylemiştim, bu bahsettiğim konut alanının çeperinde yer alıyor. Bunlardan en önemlileri aslında Riz Köşkü, Forbes Köşkü, De Jong Köşkü, Baltazi Köşkü. Doğunun parlak, yakıcı güneşinde kendi kültürlerini koruyan Levantenler, dualarını da kendilerine ait tapınma evlerinde gerçekleştirdiler. 19. yüzyılın aydınlık yüzüne Buca, iki Ortodoks kilisesiyle gülümsüyordu.
Bir tanesi yukarı mahallede yer alırken, diğeri aşağı mahallede çan seslerini göğe yükseltiyordu. Ortodoksların yanında Katoliklerin kilisesi de Buca'nın topraklarında yer alıyordu. Buca'daki en önemli kilise İngiliz-Türk